Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Muharebesi ile Şiilere kuvvetli bir darbe indirince Ehl-i Sünnet Müslümanlar tarafından bir kahraman gibi görülmeye başlamış ve ünü her yere yayılmıştı. Onun ününü duyanlar arasında Akdeniz'de İslam için cihad eden Barbaros Hayreddin de vardı. Kürtlerin Osmanlı'ya katıldıkları sene o ve ağabeyi Oruç Reis de Cezayir'i İspanyolların elinden alarak fethetmişlerdi. Böylece bu iki kardeş Avrupa devletlerini karşısına almış oldu. Ancak bütün bu devletlerle baş edebilmeleri mümkün olmadığından güçlü bir hükümdarın himayesine girmenin gerekliliğini fark ettiler. Bu hükümdar ise hiç şüphesiz Yavuz Sultan Selim'den başkası olamazdı. Bunun üzerine Hızır Reis, Yavuz Sultan Selim'e mektup yazarak kendisine biat ettiğini ve Cezayir bölgesiyle birlikte Osmanlı'ya bağlanmak istediğini bildirdi. Yavuz Sultan Selim, bu mücahidin teklifini memnuniyetle kabul ederek onu Cezayir Beylerbeyliğine atadı ve himayesi altına aldı. Böylece Cezayir, Osmanlı toprağı olmuştu. Yavuz Sultan Selim İstanbul'dayken Safeviler üzerine tekrar yürümek ve Safevi devletini ortadan kaldırmak için ordusunu ıslah etmiş ve Yeniçerileri zapturapt altına almıştı. Ordusunu yeniden sefere çıkmak için hazırlamaya girişti. Şah İsmail ise Yavuz'un bir defa daha üzerine gelme niyetinde olduğunu ve ona tek başına karşı koyamayacağını biliyordu. Bu maksatla Memlük hükümdarı Kansu Gavri'ye mektup yazarak onu Osmanlı'ya karşı ittifak yapmaya davet etti. Mektubunda Yavuz'un sonraki hedefi ben değilim, sensin diyerek onu uyarmış ve kendisine askerleriyle destek verebileceğini bildirmişti. Esasen Kansu Gavri'nin Şah İsmail'e karşı tavrı netti. O her zaman ülkesi için Şii Safevilerin Osmanlılardan daha tehlikeli olduğunu düşünürdü. Zira Safeviler Osmanlılara karşı yaptıkları gibi Memlüklere ait bölgelerde de Şii propagandası yaparak Orta Doğu'daki Ehl-i Sünnet halkı Şiileştirmeye çalışıyorlardı. Bu bakımdan Osmanlıların Safevileri Çaldıran Muharebesiyle mağlup etmeleri Sünni Memlükleri memnun bile etmişti. Ancak Dulkadir arazisinin Osmanlı tarafından ele geçirilmesi Kansu Gavri için Yavuz'un bir sonraki seferinin Memlükler üzerine olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmişti. Bu yüzden Kansu Gavri Şah İsmail'e hak vermiş ve Osmanlılar Memlük topraklarına girmeden önce ordusunu hazırlayarak Suriye'ye ilerlemenin gerekliliğini görmüştü. Bu yüzden bütün beylerine haber göndererek orduların en kısa sürede Suriye'de toplanmasını emretti. Yavuz Sultan Selim'in ise başlangıçta Memlüklere saldırmak gibi bir planı yoktu. O evvela Safevileri ortadan kaldırmak lüzumunu görmekteydi. Ancak kendisi Safevi topraklarına girdiğinde Kansu Gavri'nin arkadan saldırmayacağından da emin olmalıydı. Bu maksatla Vezir-i Azam Sinan Paşa'nın emrine 40 bin kişilik ordu vererek onu Fırat üzerinden Bağdat ve Irak civarına göndermeyi düşündü. Ordu Fırat'a geldiğinde Sinan Paşa Memlüklerden geçiş izni istemek zorunda kalacaktı. Memlüklerin hareketlerinde bir tehlike görünmez ise Yavuz Sultan Selim ana ordusuyla Sinan Paşa'ya desteğe gidecekti. Osmanlı ordusu Fırat boyuna gelince Safevi arazisine girmeye memur olduğunu belirtip Kansu Gavri'den geçiş izni istedi. Fakat Kansu Gavri bu isteği sert bir ifadeyle reddetti. Bu arada Kansu Gavri'nin beyleri ve komutanları Halep civarında asker toplamaya başlamıştı. Sinan Paşa bu durumu sultana bildirince Yavuz Sultan Selim Kansu Gavri'ye elçi gönderip
seferinin Safeviler üzerine olduğunu bildirmiş ve o toprakları mülhitlerden temizleyeceğini ifade etmişti. Fakat Memlük Sultanı Kansu Gavri bu mektubun maneviyatına inanmadığı gibi Dulkadiroğlu arazisinin ele geçirilmesinden dolayı elçilere ağır sözler söyleyerek onları hapse tıktı. Bu hareket Yavuz Sultan Selim'i hiddetlendirdi. Buna mukabil Kansu Gavri'nin Şah İsmail ile anlaştığı ve ittifak kurduğu haberleri Yavuz Sultan Selim'in kulağına gelmişti. Şayet Yavuz Sultan Selim Safevi arazisine girerse Kansu Gavri'ye Anadolu'nun anahtarlarını teslim etmiş olacaktı. Bundan dolayı evvela Memlüklere karşı sefere çıkmanın daha lüzumlu olduğunu düşündü. Zira Safevilerin gücünü kırdığından o taraftan Osmanlı için bir tehlike yoktu. Fakat Memlüklerin gücü yerindeydi. Ancak bu sefer için alimlerden fetva almak kolay olmayacaktı. En nihayetinde ehli sünnet bir devlet olan Memlüklere saldırma fikri ulema tarafından sükunetle karşılandı. Fakat buna mukabil Yavuz Sultan Selim ulemaya şöyle beyanda bulundu. Bir padişah İslam padişahından olup Mekke ve Medine ve Hadimül Haremeyn iddiasında olup Kızılbaş Bedmaaş Sebbi Cihar Yari Güzin edenlerden ola. Onun üstüne gayri İslam padişahı Sebbi Cihar Yari men etmek için Kızılbaş üzere giderken olma halde Mekke Medine padişahından Kızılbaş'a imdat gelip Sebbi laneti men idem diyen padişaha kılıç çekseler ne lazım olur? Beyan buyrula. Bu soru üzerine ulemanın cevabı, öyle imamın imameti caiz değildir, hal edilmesi farz-ı ayn'dır, oldu. Böylece Yavuz Sultan Selim, Memlükler üzerine sefere çıkmak için ulemadan fetva almıştı. Derhal İstanbul'dan harekete geçerek Fırat boyundaki Sinan Paşa'ya yardıma gitti. Kansu Gavri de ordusuyla Halep'e ilerleyerek Merci Dabık bölgesine yürüdü. Sultan Selim Elbistan'a varınca ihtiyatlı davranarak ordusundan 60 bin kadar neferi ayırmış, olası bir Safevi hücumuna karşı Doğu ve Güneydoğu bölgelerine yerleştirmişti. Bu olayları an ve an takip eden Şah İsmail, yoğun çabalarıyla Kansu Gavri'nin aklını çelerek iki ehli sünnet devleti birbirine düşürmeye muvaffak olmuştu. Böylece Osmanlı'nın Safeviler üzerine yürümesini engellemiş ve ülkesini şimdilik güvene almıştı. Ayrıca Kansu Gavri'ye verdiği yardım sözünü de tutmadığı gibi Osmanlılara karşı hiçbir harekette bulunmamıştı. Yalnızca Yavuz Sultan Selim'in Memlükler tarafından yenilgiye uğratılmasını umuyor, hiç olmazsa Osmanlı'nın gücü kırılır diye düşünüyordu. Osmanlı ve Memlük ordularına gelince, Osmanlı ordusunun maneviyatı yerinde, ordu safları arasındaysa tam bir itimat ve disiplin mevcuttu. Daha 2 sene gibi kısa bir zaman önce Çaldıran'da büyük bir meydan muharebesi kazanması bakımından kendisine güveni tamdı. Ordunun başında bulunan Yavuz Sultan Selim ise komutanlık alanında fevkat deha sahibiydi. Buna mukabil Memlük ordusunda evvela Kansu Gavri'nin maneviyatı yerinde değildi. Umera arasında fikir ayrılığı söz konusuydu. Bir kısmı çarpışmaktan yana, bir kısmı ise çekilmek taraftarıydı. İki ordunun da birbirine üstün olan tarafları, Osmanlı ordusunun mühim bir topçu kuvvetine sahip bulunması, Memlük ordusunun ise tarihi şöhretlerine uygun şecaatta Memlük süvarilerine malik olmasıydı. İki ordu, Merci Dabık bölgesinde karşı karşıya geldi.
Osmanlı ordusunun muharebe sahasında aldığı tertip hilal şeklindeydi. Sağ kanadında Anadolu Beylerbeyi Zeynel Paşa ile yanında Karaman Beylerbeyi Hüsrev Paşa, Dulkadiroğlu Şehsuvaroğlu Ali Bey ve Ramazanoğlu Mahmut Beyler ve süvarileri bulunuyordu. Sol kanadında Rumeli Beylerbeyi Küçük Sinan Paşa, Diyarbakır Beylerbeyi Bıyıklı Mehmet Paşa ve Sivas Beylerbeyi Şadi Paşa mevki almıştı. Ordunun merkezinde ise Yavuz Sultan Selim, Yeniçeriler, Kapıkulu atlı ve piyadeleriyle birlikte mevki almıştı. Ordunun cephesine toplar konulmuş ve arabalar barikatıyla tahkim edilmişti. 80 bin kişiye yaklaşan Osmanlı ordusunda 300 kadar da top bulunuyordu. Memlük ordusu merkezinde ise 84 yaşındaki Kansu Gavri'nin emrinde 20 bin kadar hassas silahşöründen başka Mısır, İskenderiye, Hicaz, Kudüs, Nablus ve Trablus kuvvetleri bulunuyordu. Ayrıca Abbasi halifesi 3. Mütevekkil Alallah da burada bulunuyordu. Sağ kanadında Halep Naibi Saltanası Hayrabay, sol kanadında ise Şam Naibi Saltanası Sibay bulunuyordu. Bu ordunun mevcudunun da 80 bine yakın olduğu tahmin ediliyor. Mercidabık Meydan Muharebesi, şöhretli Memlük süvarilerinin Osmanlı sağ ve sol kanatlarına hücumuyla başladı. İlk hamlede eski şöhretlerine uygun bir şekilde vuruşan Memlük süvarilerinin hücumu Osmanlı cenahlarında sarsıntı ve perişanlık meydana getirdi. Memlük mızraklıları Osmanlı askerinin koltuk ve kalçalarını nişanlayıp onları tauna tutulmuş gibi aman vermediler. Bunun üzerine durumu gören Yavuz Sultan Selim iki tarafa da Yeniçerilerden destek kuvvet gönderdi. Bu gelen destek kuvvetleriyle Osmanlı sağ ve sol kanadı biraz olsun nefes almıştı. Kansu Gavri komutasındaki merkez kuvvetleri henüz harp sahasına inmemişti. Osmanlı merkezindeki toplarda henüz ateşlenmemişti ve gizlenmeye devam edilmekteydi. Zira Sultan Selim bu topları Memlük merkezi yaklaştığı zaman ateşlemeyi ve onları şoka uğratmayı düşünüyordu. Ancak Memlük merkezinin harekete geçmemesi savaşın gidişatı açısından tehlike meydana getiriyordu. Osmanlı sağ ve sol kanadının ezici Memlük süvarilerinin saldırılarına çok fazla dayanması da mümkün görünmüyordu. İşte bu noktada Yavuz Sultan Selim daha fazla beklemenin tehlikeli olacağından dünya harp tarihinde bir ilk olarak topları yürütüp Memlük merkezine ilerlemeye karar verdi. Topların altına takılan tekerlekler ile toplar ittirilerek yavaş bir yürüyüş ile ordu Memlük merkezine doğru ilerledi. Yeniçerilerin yayan olarak üzerlerine doğru ilerlediğini gören Kansu Gavri, Osmanlı merkez hattının adeta intihara kalkıştığını düşünmüştü. Yavuz Sultan Selim ise Memlüklerin en kuvvetli atlılarını sağ ve sol kanatta kilitlemiş olduğundan emin adımlarla ilerliyordu. Kansu Gavri, üzerlerine gelen piyadeleri atlarıyla ezip geçmek ve savaşa nihayet vermek için askerlerinin tümüne Osmanlı merkez hattına hücum etmelerini emretti. Ancak bu bir tuzaktı. Memlük zırhlı süvarilerinin hızla üzerlerine geldiğini gören Yavuz Sultan Selim, Yeniçerilerin topların arkasına çekilmesini emretti. Böylece meydana çıkan 300 Osmanlı topu hızlıca ateşlenerek gelen Memlük süvarilerinin üzerine ateş kusmaya başladı. Memlükler böyle bir durumla ilk kez karşılaştıkları için şoka uğradılar. Osmanlı toplarından çıkan gülleler Memlük süvarilerini paramparça ediyordu. Tacüt tevarihte anlatılana göre evren ağızlı kazgan topundan yıldırımı andıran bir gülle Kansu Gavri'nin kulağının dibinden geçerek kulak zarını patlatmıştı. Bununla birlikte Gavri'nin aklı şaşıp hali berbat olmuştu. Yürek çarpıntısıyla merkezde durmaya mecali kalmayan Kansu Gavri
yakın adamıyla savaş meydanından ayrılmak zorunda kaldı. Onun ayrılışıyla diğer Memlük askerleri de kaçışmaya başladılar. Merkez kuvvetlerinin dağıldığını gören sol kanattaki Memlük süvarileri de çekilerek savaş alanını terk ettiler. Sağ kanattaki Şam emiri Sibay da muharebe alanında öldürülünce Memlüklerin sağ kanadı da dağıldı. Böylece Mercidabık meydan muharebesinin kazananı kesin olarak Osmanlı Devleti olurken bu muharebe Memlük Devleti için tam bir hezimet olmuştu. Kansu Gavri'nin ölü bedeni savaş alanının dışında Osmanlı askerleri tarafından bulunmuştu. Böylece Memlük Sultanı'nın ölümü bütün Memlük emirlerini derinden sarsmıştı. Bozulan Memlükler öyle perişan bir surette kaçıyordu ki bunları toplayıp disipline sokacak bir baş bile yoktu. Böylece Dimaşk'a kadar olan Memlüklü toprakları kısa sürede Osmanlı'nın eline geçmiş oldu.